Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir günlüğüne Gelal Kuresi olacağım. Benden çok fazla kure içeri istediğinizi biliyorum. Hatta uzun içerikleri de çekmeye başladık. İlk seri Gelal olacak. Günde kaç paket dağıtıyorlar? Kaç saat çalışıyorlar? Brüt ve net kazançları hepsine tek tek değineceğiz. Hatta fırsat bulabilirsem merkezlerine ekmek istiyorum. Bence beni kırmazlar. Çünkü işin bütün detayını aktarmak istiyorum. Çok lafı uzatmadan hadi bakalım Gelal Kuresi oluyor. Arkadaşlar Gelal ile motosikletten minivana, minivandan tıra kadar hizmet alabiliyorsunuz. Hatta bu ev taşırken de aynı şekilde. Bütün evi de taşıtabilirsiniz. Sadece bir buzdolabını veya sadece bir çamaşır makinesi de taşıtabiliyorsunuz. Ayrıyeten motosikletle kuryelik, araçla taşımacılık gibi meslek olarak yapabilirsiniz. Bir de bunu ilaveten kendinize ek gelir oluşturmak için evden işe, işten eve, arabayla giderken kendi güzergahınız üzerinde paketler alarak da sağlayabiliyorsunuz. Yani ek gelir olarak da yapabiliyorsunuz. Ben şimdi size hemen bir örnek göstereyim buradan. Mesela parça eşya taşıyacağım diyeyim. Ev taşımayacağım. Teslim alınacak. Adres İstanbul. Ne diyelim? Ataşehir'i seçtim. Kendi mahallemi seçtim. Kendi sokağımı seçtim. Devam et diyoruz. Atıyorum. Beşiktaş'a gitsin. Ne seçelim? Bulaşık makinesi seçtim ben mesela. Tek bir adet bulaşık makinesini hemen gönderebiliyorsun. Bunu sigortalı gönderebiliyorsun. Hemen gelsin diyorsun. Geçerken gel al diyorsun. Nasıl artık işine yarıyorsa, nasıl uygun görüyorsan bu şekilde seçenekler de sunuyor. Ya aslında esnek bir program. Diyorum ben bunu mesela biliyor olsaydım sabah kendi kaskımı unutmuştum. Hemen tık 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 seçerdim. 3 saatte teslim diye bir özelliği var. Çekime getirmiş olurdum. Ama hayat kurtaran, benim gibi unutkan insan için hayat kurtaran bir özellik olmuş. Şimdi çok lafı uzatmadan arkadaşlar hemen çalışacağım. Depoya geçiyoruz. Bugün bir günlüğüne Gelal Kuresi olacağım. Bakalım kazançlar, şartlar gerçekten nasılmış yaşayarak görelim. O sırada siz de aşağıdan videoyu beğenir, abone olursanız sevinirim. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi Gelal'ın deposuna geldim. Hatta bak burada canlı canlı bir arkadaş var. Biraz da onunla sohbet edelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Biz sen video çekmemiş miydin ya? Ne haber Ersin? Teşekkürler, nasılsınız? Arkadaşlar Ersin'le daha önce short video da çekmiştik biz. Onu zaten izlemişsiniz. İzlemezseniz videodan sonra bakabilirsiniz. Nasıl Ersin işler? Gördüğünüz gibi işte. Paketlere ben devam diyorsun. Şey yok, devam. Hazır videoda da denk gelmiş ya. Çekebilir miyim seni biraz? Ersin günde kaç paket dağıtıyorsun toplamda? Şu an mesela 20 paket alıp çıkacağım. Bayağı gümbür gümbür geliyor sipariş ediyorsun. Yani, ortalaman bu mu yani? Ya ortalama 40 paket, 45 paket. Şu an sabah 12 paket attım. Süper. Şu an 20 paket daha aldım. Süper. Diyorum. Peki bir bilgilendirelim. Paket başı ücretler var mı? Mesela aylık ortalama brüt ve şeyi söyleyebilir misin? Net kazancı bize. Yani şöyle ben şu an mesela 40 paket attım diyeyim. 60 paket garantim var. Bunu da söylemiştim daha önceden size. Yani ha evet onu atıyorum. 60 yani, paket ben paramı alıyorum. 60'ın altında kaldın. 40, 30, 50. Evet. O 60'a tamamlıyorlar abi. Böyle bir avantajı var. O zaman ortalama bize brüt ve net rakamını söyleyebilir misin? Yani 15.000 TL ben fatura kesiyorum. Bunlar mesai haricinde. 6'dan sonra 9-6 mesaimiz var. Ve giderleri içinde rakamı evet, basıyoruz. Evet, evet. Hepsini düşünce ne kalıyor? Hepsini düşünce 12 bin lira kalıyor. Bir de mesela senin söylediğin şey benim çok dikkatimi çekti. Sosyal yardım yapıyor mesela Gelal arkadaşlar. Evet, 500 TL sosyal yardımımız var. Bir de verdi kaza sigortamız var. Bir de sağlık sigortamız var. Var da var kısaca. Adamlar düşünmüş, her şeyi yapmış. Canlı kanlı da gösterdik. Çok teşekkür ederim sana da. Çok vaktini almıyorum. Tekerin düz bastı. Kolay gelsin. Arkadaşlar hatta şimdi bir araçlı kurye buldum. Onunla da biraz sohbet edelim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne haber abi? Hatırladın mı? Hoş geldiniz. Bugün bütün çekim yaptığım insanlara denk geliyorum. Pardon. Vaktin var mı? Var olmaz mı? Buyurun. Şimdi sipariş almaya geldim. Sipariş almaya geldim evet. Biz daha önce dedim ki short videolar çektik, Ersin'le de çektik, Hasan Bey'le de çektik. Hepsi denk geldi bugün çok iyi oldu. Bir özet geçelim mi? Hani insanlara bilgi verelim genel hakkında istiyorum. Tabii. Mesela günde kaç paket dağıtıyorsun arabayla? Araba senin mi? Masraflar sana mı ait? Bunları direkt birinci ağızdan duysun istiyorum hepsi insanlar. Tabii. Hatta böyle dönelim abi kameraya tabii. Doğru rahat rahat. Anlat abi sen neyiz? Anlatalım. Günde 40-50 paket ortalama atıyoruz. Mesai olduğunda bu aşabiliyor. Süper. Ne söyleyebiliriz? O mesai süresi dışında ekstra kazanç oluyor ama değil mi? Ekstra kazanç oluyor tabii ki. Tamam, araba sana mı ait, şirkete mi? Sana ait. Araba bana ait. Bütün evet. Bakımları, benzini. Karşılıyor şirket. Bununla alakalı bir desteği var mı? Destek de veriyor. 500 liralık bir sosyal yardım desteğimiz var. Onu kuryede de veriyordu arkadaşlar. Biraz önce konuştuk ya Ersin'le. Tabii evet. Ferdi kaza sigortası ve özel sağlık sigortamız da var. Her o zaten ay. Aynı. Peki bu değişken ekonomide sormak istediğim esas şey şu. Brüt ve net kazançlar. Çünkü benzin iyi bir gider kalemi. Evet, işte bir sürü masrafım var vesaire. Tabii ki. Bunların hepsini düşünerek düşünmeni istiyorum. Tamam. Önce brüt düşünmemiş hali sonra düşündükten sonraki tutar. Hemen söyleyeyim. 20 bin lira fatura kesiyorum. Bu tabii değişkenlik gösteriyor. 22-23 bin lira da çıktığı oluyor. Her şeyi düştükten sonra kılçıksız diyeyim. Yani öyle tabir edeyim. Kemiksiz, kılçıksız. Kemiksiz, kılçıksız. 15 bin lira civarı net bir şekilde cebine bırakıyor. Bırakıyor. Bu şükür. Giderlere rağmen. Evet, aynen öyle. Süper. Peki ne zamandır Gelal'da çalışıyorsun? Bir sene oldu. Bir sene oldu. Evet, mutluyum. Önerir misin insanlara? Öneriyorum. Güzel. Hadi bakalım arkadaşlar, benim şeyleri de göreceğiz, turları da göreceğiz.
Arkadaşlar gerçekten bir an önce geldim ve siparişleri aldım. İşin şakası, şunu da buraya bıraktığımıza göre gerçek siparişler burada. Teslim edilmek üzere gerçekten bekleyen siparişler var. Motoruma da çantası takıldı. Şimdi ufak ufak yola çıkacağım ve bu siparişin hepsi değil tabii ki ama bir kısmını sahiplerine ben götüreceğim. Bakalım süreç nasıl işliyor, ne kadar kazanıyoruz, buradan zengin olabilecek miyiz? Hepsi tek tek göreceğiz. Haydi bakalım. Arkadaşlar şimdi motorum hazır, çantam takıldı, her şey tamam. Ben buradan görev atamamı bekliyorum. Bak şuradan göstereyim. Şu anda hiç görevim yok. Bu ne demek? Hiç kargom yok. Birazdan atacaklar. 3 adet kargom var. Bunların hepsini tek tek teslim edeceğiz. Hatta ben şöyle bir yenileyim. Şimdi gördüğünüz üzere bütün siparişlerim burada çıktı. Tek tek buralara gideceğiz. Şefim bundan sonra ne yapıyoruz? Ben sizden teslimatı alıyorum ve gidiyor muyum? Evet. Bu kadar. Bunları dağıtmak için ne kadar süren var? Atış serbest mi? Serbest. Tamam. Dağıtıma çıkabilirim. O zaman ben bunları alıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün işimiz, mesaimiz uzun. Hadi bakalım geldik, aldık, gidiyoruz. Teslimatları yapacağız. Hop. Siz benim gibi davranmayın arkadaşlar. Böyle atmayın bu arada. Çok kendimi kabartayım. Şöyle minik minik yerleştirdik. Teslimatları da kapattık. Kaskımızı takıyoruz. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk siparişe geldim. Kaskın içine yaka mikrofonu kullandık. O yüzden böyle elinde tutmak zorundayım, kusura bakmayın. İlk paketi götüreceğiz. Güvenliğe bırakın demişler. Zaten müşteriyi de çok göstermek istemiyorum. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince sorun yaşamayalım değil mi? Geldik, aldık, teslim ettik. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar şu ileride bir tane otel var. Oraya teslimat yapacağım. Bana kalsa herkesi göstermeyi çok isterim. Çünkü o zaman çok daha güzel olur. Lakin insanlar tepki gösterebilir. Firma için de kötü bir durum olabilir. Dolayısıyla çok onları kullanmak istemiyorum. Ama şeyi sevdim bak. İş abi pratik iş. Yani lokasyonlar genelde belli. Ek gelir için olarak da kullanabiliyorsun. Mesela motosikletinle pat 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 dönerken güzergahtan seçebilirsin. O da güzel bir şey. Otel de burada galiba. Dur bakayım. Aynen öyle burada. Beni içeri alırlar mı bilmiyorum arkadaşlar ama şu otel girişine geleceğim. Neyse ben gene motoru şurada bırakayım, bir güvenliğe sorayım. Ne yapalım? Şuraya bir yanaşacağım. Genelde böyle yerler lölü lalı. Yok kardeşim almıyoruz falan filan diyorlar. Şurada bir duralım. Arkadaşlar paketimizi aldık. Bu arada vizörü çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü ses patlıyordu içeride, size daha kaliteli iş yapalım diye. Hadi paketi bırakacağız. Şuradan yaya girişinden güvenlikten gideceğim. Teslimatı yaptık arkadaşlar. Kaskı bile çıkartmadım. Birazcık da heyecanlandım. Acaba tanırlar mı falan filan, yemesinler diye. Oyun bozulmasın diye ilk teslimatı yaptığımızca. Şimdi diğer siparişe gidiyoruz. Hadi bakalım. Siparişi bu arada deminki otelde resepsiyona bıraktım. Hemen oradan pıt pıt kaçtık. İnsan şöyle bahşiş verir, kuryeyi destekler. Arkadaşlar böyle şeyleri yapın. Olur mu? Bir siparişi yürüyerek dağıttık, bir siparişi otele götürdük, bir tane de bak şu karşıdaki rezidanslardan birine gideceğim. Sonra yorum yapacağım size. Buradan gireceğiz. Yok ya, gene aynı yere çıktık, yanlış yol. Burası da fabrika. Arkadaşlar bir de bu bölge full fabrika ya. Yani gerçekten full plaza ve fabrika. Dolayısıyla kaçırıyorsun. Şimdi şunu bir çıkarayım arkadaşlar bu sefer. Yeni sipariş için, son sipariş için geldik arkadaşlar. Buradan ufak ufak paketi bırakmaya gideceğim ve sonra bugünü bitireceğiz. Güneş de gözümü o kadar aldı ki neyse. Hadi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar son paketim. Burada teslim edeceğim. Buradaki rezidansın tepesine doğru şöyle çıkacağız. Bakalım. Herhalde sağ tarafta olması lazım. Genelde götürdüklerim de hep tekstil. Arkadaşlar bunu da götürüyorum. Teslim edeceğim yer burası, şöyle bir göstereyim. Sonra devam edeceğiz son siparişten. Döneriz depoya. Ve mesaisi biten bir kurye kadar mutluyum arkadaşlar. Çünkü benim de mesaim bitti. Artık depoya dönüp ekipmanları teslim edip Arda ile kalan detayları konuştuktan sonra bu videoyu da kapatacağım. Dediğim gibi
gayet pratik, iş görür. Özel benim gibi unutkan insanlar için iş görür. Ek gelir sağlamak isteyenler için de ek gelir bir uygulama. Güzel bir fikir. Detayları zaten Arda size anlatır. Hadi bakalım. Depoda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Gelal'daki bütün bu operasyonu yöneten kişiyle beraberiz. Operasyon müdürü Arda ile beraberiz. Arda hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk Görkem, sen de hoş geldin. Şimdi ben birazcık süreci sen anlat istiyorum. Sizi mesela diğer firmalardan ne ayrıştırıyor? Ben mesela şey konusunda çok iddialı buldum. 3 saatte randevusuz teslimat gibi özellikleriniz var. Bunlara biraz değinelim. Bu detayları direkt senden duysunlar. Çünkü kuryelerde birincil ağızdan taşıyanları anlattık. Hı-hı. Şartlarını anlattık. Bu operasyonu da sen yönetiyorsun. Sen biraz anlat, bahset. Eyvallah. Gelal nasıl çalışıyor? Üstad, şimdi biz kendi teknolojisine sahip bir lojistik platformuyuz günün sonunda ve dışarıdan bununla alakalı hiçbir destek almıyoruz. Kendi yazılımımız var, tamam. Doğrudur. İlk başta buradan gireyim. Bu bizi ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Hı hı. Bunun dışında da biz evden eve taşıma yapıyoruz gün içi teslimat dışında. Parça eşya taşıyoruz, nakliye departmanımız var ve bununla beraber benim yönettiğim kısım olan gün içi teslimat ve ertesi gün teslimat kısımları var. Ve buna ek olarak biraz önce senin de söylediğin gibi 3 saatlik teslimatlar, ekspres teslimatlar da yapıyoruz. Ben bunu merak ediyorum. Bu depoda da yapılıyor mu bu olay? Ekspres teslimatlar aslında depoyla alakalı tam olarak olmuyor. Afaki konuşacak olursak sen evde laptopunu unutmuşsundur. Hı hı. Bizim süper app'imiz var zaten. Açıyoruz. Doğrudur. Hı hı. Müşteri tarafındaki olan süper app'i indiriyoruz platformdan. Daha sonra laptopunu yine sallıyorum Ataşehir'den Ümraniye'ye göndermen gerekiyor senin. 3 saatte geliyor. Aynen öyle. Mesafeler daha da kısa olursa hani daha da altında kalıyor. Daha da bunun altında kalıyor. Bu maksimum 3 saat istersen teslim ediyoruz. Bu benim muhtemelen kullanacağım bir özellik oldu. Çünkü ben çok fazla anahtar unutuyorum arkadaşlar. Gerçekten bazen hani çekime gideceğim koy. Mesela bugün 5.30'da falan kalktık apar topar. Kaskımı unuttum. Bilseydim. Girseydin bizden. Gelirdim. Hemen canlı canlı gösterir. Güzel olurdu aslında. Aynen ama öyle. Artık bundan sonraki süreçlerde. Bir de teknoloji diyorsun ya, mesela burada nasıl ayrışıyor? Yani tamamen operasyon siz mi yazdınız? Yani bir tabii şey bizim değil, yazılım bir yerden satın almış bir yazılım değil bu iş. Aynen öyle. Bizim bir yazılım ekibimiz var içeride. Zaten bizim kurucumuz Ali Akdeniz de kendisi yazılım mühendisi. %100 Türk üretimi. Aynen öyle. Yerli ve milli. Yerli bana arkadaşlar. Çok iyiymiş. Yerli ve milli. Ali Bey'in liderliğinde bir yazılım ekibimiz var. Hı-hı. Ve bütün bu yazılımsal süreçleri, web servisleri üzerinden yapılan işlemler, kendisi aplikasyonlar yok, üzerinden yapılan işlemlerin hepsini onun liderliğinde yazılım ekibimiz yürütüyor. Süper. Ve gayet de şu an başarılıyız bu konuda. Peki ben Gelal kuryeleri mesela sokakta ufak tefek görüyorum ama daha da büyüyecek herhalde bu operasyon. Tabii. Bizim şu anda müşterilerimize hizmet verdiğimiz ağlardan birazcık bahsedeyim. Biz şu anda İstanbul'da 9, Ankara'da 1 merkez depomuzda müşterilerimize hizmet vermek üzere operasyonlarımızı yürütüyoruz. Büyüyecek mi peki bu iş? Büyüyecek. Çok kısa bir süre içerisinde diğer büyük illerle de inşallah operasyonumuza Türkiye'nin tamamına yayılacak diyorsun. Gözüken bu. Hedeflerimiz bizim çok ciddi derecede artmakla beraber şu anda devam ediyor. Yıl sonuna kadar şu anda taşıdığımız rakamların 2-3 katı üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Ya bizim aslında olayımız tam olarak şu, kazan kazan formülündeyiz. Evet. Sadece Gelal kazansın istemiyoruz. Zaten biraz önce kurye arkadaşlarla da sen konuştun. Ödediğimiz rakamlar, sunduğumuz şartlar ortada. Evet. Adetler de büyüdükçe kadromuz da büyüyecek ve bununla beraber kurye arkadaşlarımızın kazanç motivasyonu ben o konuda olacak. Arabalı kuryeye de sordum, motorlu kurye. Zaten short içeriklerle çekmiştim. Hı hı. Burada onlarla da denk gelmek tekrar çok mutlu etti beni. Yani bu mesela sosyal destek, bu güzel bir şey. Keşke her firmada şu olsun. Çünkü günün sonunda kurye gerçekten zor bir iş. İster araçla yap, ister motorla yap. Çünkü İstanbul tarafı zaten başlı başına bir şey. Evet. Sosyal destek, özel sağlık sigortası ve ferdi kaza sigortası. Evet. Mesela hani özel sağlık sigortası yapan başka firmalar da var tabii ki ama bunlar önemli detay. Yani bir söz vardır ya, insanı yaşat ki devlet yaşasın, çalışanını yaşat ki şirket yaşasın. Tabii ki, kesinlikle katılıyorum. Randevulu teslimat özelliği var dedik. Randevulu teslimat özelliğimiz de var. Ben az unutuyordum onu. İyi yakaladın beni. Çünkü dersime çalıştım arkadaşlar. Tek tek çalıştım diyorum ya. Baktım firmaya çünkü. Randevulu teslimat sistemimiz de var bizim tabii ki. Siz yine evinizde bir şey unuttunuz. Hani yine o aynı senaryodan gidelim. Evinizde bir şey unuttunuz ve varacağınız yere gitmenize 4 saat var. 12'de çıktınız, 16'da orada olacaksınız diyelim ki. Biz saat 12'de veya 12.30'da bir de gidip gönderinizi alıp saat 4'te tam sizin olduğunuz yerde olacak şekilde teslimatınızı yapabiliyoruz. Siz zaten kompakt olabilmek işi farklılaştırıyor abi, değil aynen mi? Aynen öyle. O zaman tekrar özetliyorum. Esnek bir çalışma sistemi var. Yani 3 saatte de teslimat yapabiliyorsunuz. Randevu da teslimat yapabiliyorsunuz. Evet. Teknoloji tamamen %100 yerli üretim ve size ait, entegrasyonu kolay. Bunun haricinde 7/24'te size ulaşabiliyorum. Doğrudur. Okey. Dediğim gibi ben bu sabah kaskımı evde unuttum. Bilseydim Gelal'ı
tekrar kullanırım. Mesela sabah 5'te de yapabiliyor muyum bunu ya? Ben ya. Hala 7-24 olayına takılı kaldım çünkü. O yüzden abi, sabah 5'te unuttum, açtım, uygulamadan getirebiliyorum. Randevu teslimatla sana yardımcı olabilirim. Mesai işlese bir başlasın Görkemciğim, hani saat 8-8.30 olsun, olmaz mı? Olur. Ama o tarafa da gelirsin. O da olurdu çünkü ben 5'te yola çıktım. Tamam, 5'te yola çıktım, buraya 8.30'da gelebiliyordu yani. Evet, evet. Çok abi. İyiymiş. Ben beğendim arkadaşlar. Buradaki insanlar da tamamen işine odaklı ve insan odaklı. Kurelerden de zaten dinlediniz. Ben kullanır mıyım? Kullanırım. Zaten bol bol kullanırken de göreceğiz muhtemelen. Size de linkleri, ne derler, ulaşabilecekleri şeyleri bırakırız alttan açıklamaya. Arda'ya çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman alttan bir abone olsunlar mı? Şurada. YouTube adetidir. Şuradan bir abone olursanız seviniriz. Tek eliniz düz bassın. Yes.